Hepinize iyi günler diliyorum. Sayın Adana Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ticaret ve Sanayi Odalarımızın değerli başkanları, Sayın Ajans Genel Sekreterimiz, bugün Üç Tuğla Kalkınma Ajansımızın 30 Mart mahalli idare seçimlerinden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısını yapıyoruz. Bu toplantı nedeniyle bize teşrif eden başta Adana Valimiz olmak üzere diğer tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bu toplantımızın hayırlı ve illerimiz için anlamlı sonuçlar doğurmasını ve bu çerçevede Adana ve Mersin'in gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmasını içtenlikle diliyorum. Bildiğiniz gibi kalkınma ajansları bölgesel ölçekte sosyal, toplumsal ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak. Bu amaçla yerel kaynakları harekete geçirecek. Kalkınmanın temel etkenleri ve kurumsal yapıları arasında ilişkileri tesis edecek ve ülkemizin son 10 yılda gerçekleştirdiği büyük gelişme ve kalkınma sürecine gerçekten çok anlamlı katkılar sağlayacak temel kurumlar. Türkiye'nin kurulan ilk ajanslarından biri olan Çukurova Kalkınma Ajansı da bu doğrultuda kurulduğundan bu yana Adana ve Mersin ölçeğinde son derece başarılı, faydalı ve hayırlı çalışmalar gerçekleştirmiş. Bölge kalkınmasına KOBİ ölçeğinden başlayarak toplumsal ve sosyal ve turizm alanındaki projelere kadar bir dizi temel projelere çok önemli girdiler ve katkılar sağlamıştır. 2008 yılından bu yana Çukurova Kalkınma Ajansı toplam 16 mali destek programını hayata geçirmiş ve 531 proje Çukurova Kalkınma Ajansı'nın sağladığı 151 milyon Türk lirası, yani 151 trilyon Türk liralık geçmiş dönemdeki alışkanlıkla ifade edersek net bir kaynak sağlanmıştır. Bu ölçekte baktığımız zaman bölgesel rekabet, üretim ve çevre altyapısı ve kentsel ve kırsal altyapıların iyileştirilmesi başlıklarında her iki ilimizin Çukurova üst ölçeğinde yaşanabilir bir çevre, yaşanabilir bir yaşam düzeyi ve sürdürülebilir bir kalkınma perspektifine dönük çok önemli katkılar ve kazanımlar elde edilmiştir. Bu çerçevede bugünkü yönetim kurulu toplantımızda yeni bir mali destek programının sonuçlarının değerlendirileceği ve bugün kesinleşen sonuçlarda inşallah önümüzdeki haftada kamuoyuna paylaşarak yeni bir mali destek programının karara bağlanacağı çok önemli bir toplantı olacaktır. Ben bu toplantımız çerçevesinde gündemimize geçmeden bugün aramıza yeni katılan ve son mahalli idareler seçimlerinden sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Sayın Burhanettin Kocamaz Bey'i tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Yine bugün aramızda birazdan katılacak, acil bir toplu nedeniyle henüz katılamayan ama Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçilen ve yönetim kurulu üyesi olarak bugünden itibaren sorumluluk ve görev üstlenecek Sayın Hüseyin Sözlü'ye de tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Şüphesiz son yasal değişiklikle daha önce yönetim kurulu üyesi olan ama tüzel kişilikleri sona erdiği için İl Genel Meclisi Başkanı olarak kuruluşundan bugüne görev yapan ve görevleri sona erdiği için artık görev ve sorumluluk üstlenemeyecek olan tüm eski yönetim kurulu üyesi, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza da katkı ve çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımızın bu çerçevede her iki ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli bir karar eşliğinde hayırlı olmasını tekrar diliyorum. Sizlere de gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum.